Cengiz Özakıncı ile Tarihin Bilinmeyen Yüzünün 43. programından iyi akşamlar değerli izleyiciler. 100 yıldır süregelen Sevr terörü ve Büyük Atatürk'ün yazılarında Türk-Kürt öz kardeşliği bu akşamın ana başlığı. Eğer Türkiye'de yaşanmış, yaşanan ve yaşanacak terörün kaynağını merak ediyorsanız yaklaşık 1,5 saatlik bir zaman dilimini bize ayırın. Bu önemli konuyu tarihsel kökenleriyle anlamak için biz soracağız. Sayın Özakıncı yine çoğunluğunu ilk kez göreceğiniz belge ve bilgilerle anlatacak. Biz diyorum çünkü sizler de program süresi içerisinde SMS, Twitter ve elektronik postalarınızla ki program boyunca KJ bantlarında görebileceksiniz. Soru ve görüşlerinizi bizlere gönderebileceksiniz değerli Kanal ve izleyicileri. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. 43. program son derece önemli bir konuyu yeniden bugün gündeme getireceğiz. Ben heyecanlıyım programın başında çünkü böylelikle birçok bilinen yanlışı da düzeltmiş olma şansını yakalayacağız sanıyorum. Sevr'i konuştuk, Lozan'ı konuştuk 3-4 program. Evet. Sevr'i konuştuk. Evet. Fakat işte o Sevr'in günümüze taşıdığı arka planı bugün anlatacağız galiba. Yani Sevr terörü diye tanımladınız terörü. Evet. Şimdi ben Türkiye Cumhuriyeti'nden bugüne, yani kuruluştan bugüne yaşadığımız terörü, etnik terörü, Sevr terörü olarak adlandırıyorum. Niye? Çünkü kökeninde Sevr terörü, Sevr var. Yani Sevr'in uygulanmamış olmasından rahatsızlık duyan bir takım kesimler ki Lozan'ı imzalayan emperyalist devletler dahil Sevr'i diriltmek ve uygulamaya hayata geçirmek için her yolu kullanmaktadır. Etnik terör dediğimiz PKK, Asala ne kadar terör tabii, varsa Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde. Şimdi bakın bir kısım sol kesimde de yani hiç etnik ayrımcılığın umut edilmeyeceği biricik amaçları Türkiye Cumhuriyeti'nin kapitalist düzenden sosyalist bir düzene geçmesi olduğunu kabaca tanımlayabileceğimiz sol kesimde de sevcilik var. Yani halklar dedikleri günden başlamak üzere değil mi? Bir bölücülük söz konusu. Yani Sevr bölücülük demek kısaca. Etnik bölücülük demek. Türkiye Cumhuriyeti topraklarının üzerinde etnik devletçikler kurulması demek. Sevr bu demek. Ulus çağcıl ulus devleti kendilerine yaraşır gören Fransa, İngiltere, Almanya, Avrupa devletleri, Amerika çağcıl ulus devleti yani etnik ayrımcılık gütmeyen çağcıl ulus devleti sadece kendilerine uygun ve yaraşır görüyorlar. Kendileri dışında çağcıl ulus yurttaşlık temeline dayalı çağcıl ulus devlet kuracağım diyen herkesin başını eziyorlar. Onları etnik devletçikler olarak yaşatmak amaçları bunlar. O nedenle Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk'ün kafatasçılığa dayalı olmayan, ırk ayrımına dayalı olmayan çağcıl ulus devletidir. İşte bu devletle uzlaşamıyorlar. Kimler? Sevr'de imzası bulunan emperyalist devletler. Hem emperyalistler hem de Sevr'i imzalayan Osmanlı artıkları. Yani Sevr'i imzalamış olan Osmanlı'nın savunucuları da Sevr'in uygulanmasını istiyor. Çünkü padişahları ve halifeleri Sevr tarafından İstanbul'da kabul görmüş. Kabul görmüş. Devam edecek. Evet, yani o düzen kabul görmüş. Hı hı.
Şimdi... Peki özür dilerim. Sadece buyur. Özellikle günümüzde daha net değerlendirebilmek açısından soruyorum. Sadece Sevr'i imzalayan veya imzalamayan ya da Lozan'ı imzalayanlar mı günümüzde, yoksa hani Sevr'e Lozan'a hiç imza koymayıp da aslında pek çoğunun arka planında yatan kimi okyanus ötesi güçler de bunun için. Evet. Amerika Birleşik Devletleri de daha açık konuşalım. Tabii. Bir, ya da derin Amerika dedikleri bu işin bir tarafında mı? Onların da sevgili ABD başkanları Wilson'ın da isteği olmadı. Değil mi? Evet. Sevden önce. Değil mi? Evet. Yani o bir Ermenistan haritası. Şimdi birazdan bir de mektubu var. Çok ilginç bir mektubu da var. Buyurun hocam. Göreceğiz. Vakit kaybetmeyelim o zaman. Evet. Şimdi bakın. Sevr'in ne olduğunu en iyi anlatan, ben bugüne kadar kitap adı olarak şunu gördüm. 1919-20'de yayınlanmış Galip Kemal Söylemezoğlu. Bu bizim dış işlerimizde 30 yıla yakın, değil mi? Hariciye hizmetinde 30 yıl diye kitabı var. Değil mi? 1892-1922 arası dış işlerinde büyükelçilikler, şunlar bunlar yapmış. İşte bu Galip Kemal Söylemezoğlu Sevr yıllarında da, işgal yıllarında da hariciyemizdeydi. İşte o 1919 yılında ilk mütarekeden sonra ilk barış görüşmeleri yapıldığında Osmanlı heyeti Paris'e gidip kendi taleplerini sunduğunda cevap olarak geçen programlarda gösterdiğimiz gibi Türklerin başka ırkları yönetme yetisini reddediyoruz. Başka ırkları Türk yönetimi altından kurtaracağız. Türkler uygar değildir, barbardır gibi kabaca bir cevap vermişlerdi ya. Evet. İşte ona karşı Sayın Rahmetli Galip Kemal Söylemezoğlu bütün Avrupa'ya şöyle bir kitapla cevap verdi. Hatta heyeti kovdular sonra. Evet. Paris'te. İşte o kovulmadan sonra bakın Temmuz 1919'da Galip Kemal'i bizim hariciyemizden Le Parti de Peuple, yani katledilen ulus olarak niteledi Türkleri ve bu yazdığı bu kitapçık bütün dünyadaki dış işlerine gönderildi. Bu kitap her yıl biraz daha kalınlaşarak 1919'da, 20'de, 21'de yayınlandı tekrar. Hmm. Ve yeni belgeler konarak. Ve yine bütün kor diplomatiğe yayıldı. Ve en sonu adı da Le Assassinat de un Peuple, yani suikaste uğrayan millet. Anladım. Şimdi Galip Kemal Söylemezoğlu'nun bu kitabı 1957'de yok edilmek istenen millet adıyla Türkçe'ye çevrildi. Bu kitap Fransızca çünkü. Bütün dünya yayıldı ve diplomasinin dili Fransızca olduğu için. Hı hı. Şimdi yok edilmek istenen millet Sevr Anlaşması'nın tam adıdır. Sevr Anlaşması yok edilmek istenen millet antlaşmasıdır. O milletin adı da Türk milletidir. Yok edilecek olan Türklüktür. Yani daha önceki programlarımızda söylediğimiz gibi topraktan ötedir. Yani toprak küçülmesinden ötedir Sevr Anlaşması'nın planı. Türklüğü yok etmektir. İşte benim düşüncemde, aynı düşüncede olan bir kitap buldum ve onu size getirdim. Yok edilmek istenen milleti Sevr, Galip Devletlerin planı olarak niteliyor. Ve burada bakın çok ilginç nitelemeleri var. Hemen şey yapalım. Kitabın 9. sayfasında diyor ki müttefikler, yani Galip Devletler, Türklerin diğer milletler üzerinde hakimiyetlerine son vermesi zamanının geldiğini açıkça görmektedirler gibi. 1919'da daha bu tespitte bulunuyor.
Galip Kemal'e söylemez oğlu İngiliz Başvekili Lloyd George'a mektup gönderiyor. 1 Ocak 1920, Sevr'den 8 ay önce. Bu mektupta ona şunu söylüyor. Fakat belki de büyük devletler Osmanlı İmparatorluğu içinde geri kalan Türkleri de imha etmeye karar vermişlerdir. Yani haricimiz Galip Kemal'i söylemez oğlu. O onların tekliflerine baktığı zaman Türklerin imhası diyor. Yani Osmanlı'nın toprak küçülmesinden öte Türklüğün imhası. Şimdi bunlar çok önemli. Büyük Atatürk'ün de Nutuk'unda bahsettiği ya, gibi Türklüğe, yani büyük bir millete evet, yapılan bir suikast var. İşte bakın. O nedenle diyor ki bugün... İşte bakın suikast kitabın adı. Aynen öyle. Bugün özel evet, bir gün hocam. Onu da belki başına evet, vurgulayacaktım. Unuttum. Bugün bu saltanat şurasında hani Sevr'i oyluyorlar ya, geçen hafta anlattığımız evet, Vahdettin. Evet. Ayağa kalkınca hepsi evet, bir çekimser 7 oyla Sevr kabul ediliyor. Vahdettin. Doğru. Ve ekibi tarafından. Evet. İşte tüm onların tamamının Ankara hükümeti tarafından vatan haini ilan edildiği gündür. 19 Ağustos 1920. İşte budur. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kararı Sevr'i onaylayanları vatan haini ilan etmiştir bugün. Evet, neden? Çünkü sadece toprak meselesi değil dediğiniz gibi. Geçen programda Kazım Karabekir'in teklifi oydu. Evet. Büyük Millet Meclisi'nde evet, meclis kaydından okumuştuk. Evet hocam. Hain ilan edilmeleri ve lanetlenmeleri evet, diye şey var. Teklif evet hocam, var. İşte o teklifin kabulü. Kabul edildiği gün. Gün bugün. Şimdi insan tabii şaşıyor bu gelişmelere. Niçin? Daha önceki programlarımızda da gösterdik. Ya 1854 yılında Türkiye'yi yani Osmanlı'yı İngiliz kraliçesi, Fransa kralı ve Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecit. Mecit pardon. 1854. Hı hı. 1854. Bu madalyada uygarlık, civilization, uygarlık zemini üzerindeyiz biz. Kimle eşit olarak İngiltere, Fransa ve Osmanlı eşit el ele. Şöyle çizelim bakın. Görüyor musunuz? El ele Fransa, İngiltere ve Osmanlı. İngiltere Protestanizmin, kendi mezhebinin temsilcisi. Fransa Katolisizmin temsilcisi, Abdülmecit İslamizmin temsilcisi. Ne demişler buraya? Tanrı korusun. Üçününde. Ve uygarlık zemininde. Şimdi 1854'te Osmanlı'yı ve Türk'ü dolayısıyla uygar, kendisinde eşit düzeyde ve uygarlık zemininde el ele verilmiş, ittifak edilmiş bir güç olarak tanımlayan Batı 1873'e gelir gelmez Türk birdenbire barbar oldu. Bütün Batı'nın nitelemelerinde. Bunlardan ilginç olanları söyleyeyim size. Şimdi burada Ernest Renan, çok ünlü bir düşünür Ernest Renan, şey diyor, Türkler... Kazılar yapılmakta, arkeolojik kazılar. O bulguları kimi uzmanlar dilleri çözüldüğünde Turan Nikavim'miş bu uygarlığı yapan diyor. Mesela Babil, Asur, Sümer kazılarında bir takım yazılar bulunuyor. Yazılar çözülüyor. Bu dil Turani dil deniyor. Yani Avrupa dillerinden değil. Dolayısıyla o uygarlığı yaratanlar da Asyalılar, hı hı, Türkler dahil olduğu, Türklerin dahil olduğu bir uygarlık kurucuları. Renan diyor ki katiyen bu şeyleri söylemeyin, demeyin öyle. Bunun siyasi sonuçlarını kaldıramayız diyor. Yani o uygarlıkları Türklere mal etmeyin diyor yani. Neden acaba?
Ernest Nehren'e sormak lazım. Yani senin bu Türk karşıtlığın nereden kaynaklanıyor? Değil mi? İşte arkeoloji kazmış, bulmuş, okumuş ve Türk demiş. Bilim böyle demiş. Sana ne oluyor diye sormak gerekir. Tabii soracağız. 1873'te Ernest Nehren'in bu tutumu. 1875'te Garibaldi'nin çok ünlü işte İtalyan, Batı'nın en sevdiği devrimci güya. Bakın ne diyor Garibaldi 1875 New York Times 30 Ekim. Diyor ki burada Garibaldi. İşte artık Türkler diyor Bursa'ya hedef olup gitmelidir. Yani İstanbul'dan kovalım. Bursa'ya. Bursa'ya. Bursa ilk başkent ya. Evet. Oraya gitsinler diyor. Söğüt'e. Yani Avrupa'dan kovulması gerekir Türklerin. Sevr'in işte tohumları bunlar. Yani 1875'lerde tohumlanmaya başlamış bir Sevr'den söz ediyoruz. Diyor ki artık gitsinler Bursa'ya, Anadolu'ya. Sefaret içinde süründürdükleri Avrupa'da daha fazla ayak basmasınlar Avrupa'ya. Bursa'da tüm kötülükleri, yağmacılıkları ve zulümleriyle canları yakacakları, perişanlığa sürükleyecekleri yeterince Anadolu insanı bulabilirler diyor. Bugüne dek Türklerden yana olan İngiltere 1875'te tüm içtenliğiyle sizlerin yani Balkanlıların kuracağı özgür insanlardan oluşacak konfederasyonla müttefik olacaktır İngiltere. Kuvvetini yitirmiş Hilal'in İmparatorluğu yani Osmanlı İmparatorluğu'na karşı memnuniyetle sizleri yani Osmanlı'ya savaş açacak olan Balkan halklarını destekleyecektir, yeğleyecektir. Sonra da Türkler doğru Bursa'ya. Yani burada Türklerin Avrupa topraklarındaki varlığının son verilmesi ve Türk yönetiminin İstanbul Avrupa sayıldığı için Bursa diyor. Ya İstanbul'da da kalmayacak. Doğru Bursa'ya. Sevr planı budur işte. Aynı yıl 1875'te bu defa İngiltere başbakanlarından İngiltere destekleyecektir dedi ya. İngiltere'den destek geliyor. Lord Gladstone. O da diyor ki William Gladstone. Osmanlı Türk hükümeti hiçbir hükümetin işlemediği ölçüde suç işlemiş. Hiçbir hükümet onun kadar suça saplanmamıştır. Hiçbiri onun kadar değişime kapalı olmamıştır. Bu yalnızca bir Müslümanlık sorunu değil. Fakat Müslümanlığın bir ırkın yaratılış yapısıyla birleşmesinden kaynaklanıyor sorun. Yani Arap Müslümanlarından kaynaklanmıyor. Türk olursa kaynaklanıyor. Türkler Avrupa'ya girdikleri o ilk kara günden bugüne insanlığın insanlık dışı en büyük örneğini oluşturdular. Nereye gittilerse arkalarında geniş kanlı bir yol bıraktılar. Onların egemenliğin uzandığı yerde uygarlık kayboldu. Türklerin kötülüklerini önlemenin tek yolu onları yeryüzünden kazımaktır. Sevr'in nasıl oluştuğunu görüyor muyuz? Bunu herhangi biri değil evet. Bu. Başbakan. İngiltere evet. Başbakanı. Gladstone. Evet. İşte ondan yıllar sonra, Gladstone'dan yıllar sonra bu atmosfer Avrupa'da oluşunca bu tabii siyaset güdümlü bilim adamlarının hemen kolları sıvayıp siyasi otoriteye yaltaklanmak üzere çalışmalar yapmalarına yol açıyor. Tabii altını dolduracaklar bir şekilde bu evet. Siyasetin. Evet. Bunlardan bir tanesi ama bilim dışı. Felix von Luschen diye bir adam hemen Türk ırkı nedir? Türk ırkını madem Türk'ü kazıyacağız yanlışlıkla başkalarını kazımamız doğru olmaz. Türk'ü Türk olarak bulup Türk'ü kazımak lazım ortadan diyor. Türk'ü nasıl ayırt edecek?
hemen kafatası çalışmalarına başlıyor. Hocam bu bir soykırım çalışması ya. Aynen öyle. Yani hani Alman, evet. Hitler Almanya'sına kızılıyor ama. Türk soykırımı, evet. Evet, bakın Türkleri ayırt etmek üzere. Bilimsel çalışma. Evet. Gözlerime inanamıyorum. Evet. İşte yani Türkler nasıl ayırt edilir kafatası? Ki yok edelim. Evet. Ne demişti Gladstone? Yok edilmez. Kazımak lazım. Ne yapıyor bilim adamı? Hemen buluyor. Türk'ü nasıl ayırt edeceğini. Yani kafasını ölçecek ama bu Türk'tür deyip öldürecek. Yıl kaç? 1890. 90. 1900'e geldik. Yani ondan sonra aynı kişi. Tabii onlar için tarihsiz bir gelişme oluyor 1881'de. Tabii. Yani evet. Çok tarihsiz bir gelişme oluyor. Çok tarihsiz bir gelişme. Selanik'te bir evde yani onu hesap edemiyorlar. Edemiyorlar. Şimdi tabii aynı şekilde bu kişi kafayı öyle bir takmış ki bu defa Türk-Kürt ayrımına gidiyor. Hı. Çünkü istenen Türk'ü ayırt etmek başkalarından. Bu çalışmasında bu defa yine aynı bilim adamı Lucan bu defa 1911'de Batı Asya dediği Anadolu erken yerleşimleri diye bir şey hazırlamış. Burada da Yörükleri inceliyor. Türkmenleri inceliyor. Arkasından Yörükleri inceliyor. Arkasından Kürtleri inceliyor. Ve çok ilginç laflar ediyor Kürtlerle ilgili olarak. Diyor ki burada, Kürtler ağrı dil konuşur ve uzun kafalı, mavi gözlü, sarı saçlıdırlar. Tekrar edeyim mi? Ari dil dedikleri bizim dil. İran dili. İran dili konuşurlar. Evet. Bize yani yakın, Avrupalı dil. Avrupalı dili işte. Avrupalı dil konuşuyor. Kürtler ari dil konuşurlar şurada. Ve uzun kafalı, mavi gözlü, sarı saçlıdırlar. Bu bir bilimsel çalışmadan söz ediyoruz. Dolikesefaldir kafaları. Yani brakesefal Türkler, Turaniler ayırt ediyor. Onlar diyor uzun, Avrupalılığının kafatasına sahip. Az önce kafatası çalışmasını görmüştük. Devam ediyor. Kürtlere sizin ana yurdunuz neresi dendiğinde ne derlermiş? Irkımız aynı olmalı sizinle. Kuzey Avrupa ırkındanız. Yanıtını verirler diyor. Yani 1911'de Kürtlerin arasında dolaşmış. Rapor veriyor, bilimsel rapor bu. Kürtlere soruyormuş. Siz hangi ırktansınız? O da Avrupalı mı? Kürtler cevap veriyor. Sizinle aynı ırktanız. Avrupalıyız. Kuzey Avrupalıyız. Hatta İskandinavya filan diyorlarmış. Ama uyduruyor değil mi hocam bunu ya? Kuşkusuz uyduruyor. Hayır, o Kürtlere bunu söylüyor aslında. Hah, onu soruyorum işte. Diyor ki siz ayrısınız. Yani o bir bilimsel çalışmada altında aslında da propaganda da yapıyor. Böyle söyleyelim. Ondan sonra sıra geliyor. His Majesty's'in ajanlarına. İşte Soane diye askeri istihbaratçı İngiliz istihbaratında. O da şu kitabında Mezopotamya ve Kürdistan'a gizli yolculuk 1907 tarihinde Sevr'e yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Irk ayrımı başladı değil mi? Ondan sonra Kürt ırkı ayrılıp Avrupalı ırk yapıldı. Türklerden ayrılıyor. Ne diyor burada? Kürtlerin arasında sarı saçlı ve parlak mavi gözlü olanlar çoktur. Ve bu tipteki bir Kürt çocuğu İngiliz çocuklarından oluşan kalabalığın içine bırakıldığında onlardan ayırt edilemez. Zira beyaz bir tene sahiptir. Devam ediyor. Aralarında İskandinavyalılara benzeyen çok insan gördüm. Sarı düz saçlı, uzun sarkık bıyıklı, mavi gözlü ve sarı tenli. Eğer dış görünüş bir kriter olacaksa, dilleri aynı şekilde konuşulmuyor. Anglo-Sakson ve Kürtlerin bir olduğunu
ve aynı soydan geldiklerinin en sağlam kanıtlarından biridir bu, diyor. Kitap boyunca Kürt ve Türk ayrımı ve ırki ayrım güdülüyor. Ve bu rapor kraliçeye sunulmuş durumda. Yani 1907. Şimdi Sevr'de Türk olmayan ırkları Türk ırkının yönetimi altından çıkartacağız şeyi var ya, kararı. Bu kararı uygulayabilmek için antropolojik çalışmalar yapılıyor yani. Türk'ü diğer ırklardan ayırt edici özellikler tespit ediliyor falan filan. Şimdi Lloyd George 1914-11 geldiğimizde, değil mi? Lloyd George ve yine 1911'de kalalım. Bu defa Dersim yöresini dolaşıyorlar. Yani sorunların kökleri nerede yatıyor? İngiliz ajanları Dersim'deler. Padişahımızdan onaylı serbestçe dolaşma pasaportlarıyla her yere girip çıkabiliyorlar. Ve padişahımız efendimiz, şöyle göstereyim. Bu da yine İngilizlerin coğrafya kitabında, Royal Society of Geography kitabında, işte Journey in Dersim, yani Dersim'e bir seyahat, yüzbaşı Le Molinosil. Burada her yeri dolaştığı gibi Dersim'de dinini, din ibadetini, oturmasını, kalkmasını, yaşamasını, şusunu busunu araştırıyor. Ve burada ne diyor biliyor musunuz? Konuştuğum Seyit, yani Dersim'deki Seyit, bir Türk'ü öldürmenin 36 Hristiyan'ı öldürmekten daha çok övgüye layık olduğunu ifade etti. Bunu da tespit edip Royal Society'ye bildiriyor. Yani Hristiyanlardan 36 kat daha fazla düşmanlar bunlar. Türklere. Türk'e raporu var ellerinde. Yani Anadolu'yu karıştırmak istediklerinde kimi kime karşı kullanacaklarının tespitini de yapıyorlar. Yapıyorlar. Bir Seyit mi, bir Sait mi? Seyit tırnak içinde. Peki. Yani acaba kendi soyunu Hazreti Muhammed'le aynı soydaş diye propaganda edenlerden. Şimdi gidip Şeyh Said'i mi buldu yoksa diyecektim. Seyit diye karıştı. Evet, Seyit Rıza da var Dersim'de. Doğru. Dersim'in Seyitleri var değil mi? Bir sürü Seyitler var. Yani Seyit bir tane değil. Yıl 1914, savaş patlıyor. Osmanlı Almanya safında savaşa katılıyor. İngiltere Başbakanı Lloyd George çok önemli bir konuşma yapıyor. Kilisede. Bunlar çok laiktir aynı zamanda. Hı hı. Giderler kiliselerde, kışkırtıcı konuşmalar filan da yaparlar. 1914 sayısında yayınlanmıştır Lloyd George'un. Savaş çığlığı diyelim ona. Diyor ki, biz kaderin ellerindeyiz. Türk'le hesaplaşmaya koyulmak için büyük kader saati çaldı. Türk kötü yönetimiyle çürütmüş bulunduğu kendi dininin en büyük düşmanıdır. Yani Müslümanlığı da çok seviyorlar. Türk Müslümanlığı mahvediyor diyorlar yani. Çok ilginç değil mi? Müslümanlığı Türk'ten korumak gibi bir misyon da tabii üstlenmişler. Çok ilginç. Mesela ben de Hristiyanlığı bunlardan koruyan bir misyon üstlenebilirim. Böyle söyleyeyim. Ondan sonra Türkler sanat, kültür ya da aklınıza gelebilecek herhangi bir alanda insanlığın derlemesine ne katkıda bulunmuştur? Onlar insanlığın kanseridir diyor. Ve kanser 1875'te Gladstone ne demişti? Kökü kazanmalı. Şimdi Lloyd George'da kanseridir. Kanser ne yapılır? Kesilip atılır. Tabii. Yani yapılacak şey o. Türk'le son hesaplaşma saati geldi diyor. Çok mutlular tabii. Tabii.
Şimdi tabii burada neyi fark ediyorum biliyor musun? Şu ana kadar ırk ayrımı yaptılar, her şey hazır. Yani Kürt'ü ayıracak, Ermeni ayrılacak, Türk bir defa yalnızlaştırılacak, Müslüman'dan da ayrılacak, Arap'tan ayrılacak, yapayalnız bırakılacak ve dövülecek. Sev gibi. İşte sevdi. Haritaya sev bakarsanız zaten, o zaten. Neyi fark ediyor bu tüm bu anlattıklarınızda hocam? Güçlü olacaksınız. Güçlü olmazsanız çünkü neden? 1950'lerde seninle medeniyette aynı düzlemdeyim diye para bastıran bir yapı. Evet. Biraz sen güçsüz düşünce. İşte onu özellikle gösterdi. Evet, tarihi boyunca o bilinçaltında getirdiği planı ortaya koyuveriyor. Evet. Hemen yok edelim tam zamanı. İtiraf ediyor Lodzor işte. Zamanı gelmiştir diye. Şimdi bu. Güçlü olacaksın. Sev haritası değil. Bu 1916'da Sykes-Picot haritası. İngiliz, Fransızlar Anadolu'yu savaş sürüyor. Yani o savaş sürerken de neresi senin olsun, neresi benim olsun haritası. Haritalarından biri bu. Bu haritada Kürdistan yok. Dikkat. Onun için getirdim bu haritayı. Yani adamların kafasında 1916 yılında Kürdistan kurmak diye bir sorun yok. Sarı olan Ermenistan, diğeri işte Arabistan, orası burası. Ama şurada Kürdistan yok 1916'da. Nereden çıktı değil mi? Sevr'de karşımıza bir Kürdistan çıkıyor. Değil mi? Nereden çıktı yani? Şimdi onu anlatalım biraz. 1916'da yok ama 1919'da planlarının içine giriyor. Biraz izleyici iletisi okuyayım öyle anlatmaya başlayayım hocam. Olur, olur. Sayın İstanbul Dayanışma Platformu bir tweet atmış. Hı. Emperyal güçlerin kendi istekleri gibi, istedikleri gibi bir Türkiye yaratmak uğruna yerli taşeronlarla oynadıkları bölücü oyunları bozduğunuz için var olun çok önemli bir konu demiş. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Hasal efendim. Kemal Durgut bizlerle, Alp Erdem bu akşam bizlerle. Lale Gürman teşekkür ederiz. Yok edilmek istenen bir millet tarihin bilinmeyen yüzü müthiş belgelerle devam ediyor demiş. Sabri Acar bu akşam yine bizlerle olan bir başka izleyicimiz. Mehmet Aşar Bey her programınız bilgisizliğimi ispat ediyor. Estağfurullah. Sabırsızca cumartesileri beklememin sebebi olsa gerek. İyi ki varsınız. İyi ki siz varsınız. İyi ki varsınız oradasınız. Bu söylediklerimiz karşılık buluyor. Bir başka izleyicimiz kitabınızı sormuş hocam. Türksüz Dünya Düşleri ne zaman diye. Yakın diyelim. Bir başka izleyicimiz Sayın Aykanat, Türklerin yok edilmek istenmesinin bir nedeni Katolik Kilisesi'nin asırlar ve asırlar boyunca herkesten ve her türlü gelirden %10 Türk vergisi alması olabilir mi acaba demiş, saygılar demiş. Yani bu oradaki en az... Neler yok ki Türk'ün rahatsızlık vermediği, değil mi? Yani, bu da bir tabii rahatsızlık ama yani en pek azından çok konuda rahatsızlık. Yurttaşlarının bir ya bu Türklerden tabii kurtulsak da şu %10 vergilerine evet kurtulsak algısı yaratabilir, doğru ama o kadar değil tabii. Pek çok konuda karşılar bizi. Evet hocam devam edebiliriz. Şimdi tabii 1916'da İngiltere ve Fransa'nın kafasında sadece Ermenistan kurmak, Arabistan'ı ayırmak gibi, İşte İtalyanlara Akdeniz'i vermek, İzmir gibi, İstanbul'da uluslararası bir devlet falan gibi. Ama Kürdistan planlarında yok 1916'da. Nereden çıktığını anlatacağım. Peki. Savaşa sonradan dahil olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson. 14 madde yayınlıyor biliyoruz. Hı hı. İşte şudur budur. Ulusların kendi kaderini tayin hakkı adı altında. Güya hakkaniyetli bir barış için bunların yapılması gerekir diyor. Yapılması gerekenlerden biri de bir Ermenistan kurmak. Güneydoğu'da. Trabzon'dan İskenderun'a kadar. Şöyle küçücük bir Ermenistan. Yani değil mi? Böyle bir barışın şartı olarak. Wilson bunu istiyor değil mi? Tabii. Yıl 1918. Şimdi bu... Türkiye'nin yarısını istiyor yani Ermenistan. Ermenilere verecek yani. Fakat bu teklifini de
Paris savaş bitiyor, değil mi? Mütareke oluyor. Barış görüşmeleri için bir araya geliyorlar. Yenilen devletlerin her birisini elleriyle gel 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 diye çağırıyorlar. Onlar bir ultimatum veriyorlar. O anlaşma olmuş oluyor. Emirnamelerini sunuyorlar yani. Macaristan, Avusturya, Almanya. Sıra geliyor Osmanlı'ya. İşte bu Paris'te bu barış konferansı yapılmaktayken President Wilson yani ABD başkanı şöyle bir mektup gönderiyor. Bakın diyor ki kendi dışişleri bakanına gönderiyor. Benim sevgili dışişlerim, benim Ermenilere çok derin ilgim vardır diyor. Benim diyor. Bir demokrasiden söz ediyoruz. Onun başkanı bir barış anlaşmasında kendi duygularının barış anlaşmasına dikkate alınmasını söyleyen tam bir diktatör üslubudur bu. Sen kimsin? Amerikan milletinin derin duyguları var mı bakalım? Doğru. Senin var da. Değil mi? İtiraf etmişsin zaten. Devam ediyoruz. Ve benim sempatim diyor onlara gerçekten çok duyarlı. Ve ümit ederim ki siz özel bir takım yollarla ne diyor? İşte yapabileceğiniz her şeyi Ermeniler için yapın diye emir veriyor. Bu utanç verici bir belgedir. Bir Amerikan başkanı için. Ben Ermenileri seviyorum. Onlara Türkiye'nin yarısını verin. Sen kimsin? Temsil ettiğin ülke bir demokrasi değil mi? Demokrasilerde senin keyfin, duyguların, bireysel duyguların, bireysel sempatinin, Osmanlı'nın Anadolu toprağının paylaşmasında Amerika'nın duygusu etkili olacak. İşte bu gibi. Sonra işte isteklerini haritaya döküyor. O harita Wilsonian Ermenia oluyor adı. Adı bile Wilsonian Ermeni. Yani Wilson'un kafasındaki Ermenia oluyor. O da Trabzon'dan başlıyor. Ta işte Erzurum vesaire vesaire. Kaç ili şimdi bugün hesabıyla nereleri içine aldığını şöyle gösterelim. Batum, Ardahan, Kars, Erzurum, Bitlis, Van, Diyarbakır, Elazığ, Sivas, Trabzon. Ama o günlerde bunların her birinin sınırı bugünkünden çok daha büyük. İşte şurayı istiyor Ermenilere. Şimdi halbuki 1876'dan beri İngiltere yatırım yapıyor Ermenilere. Ha. Evet. Fransa ile olan anlaşmalarında da Ermenia İngiltere'nin mandası olacak şekilde haritalanmış. İngiltere'nin payına düşmüş bir Ermeniye. Wilson bu oyunu bozuyor. Argo deyimiyle maydanoz oluyor. Orası benim diyor. İşte o mektupta benim özel ilgim var. Ya ben savaşa girdim, senin kazanmana yol açtım İngiltere. Orayı ben istiyorum. Orayı ben istiyorum. Yani Ermenilere falan bir ilgisi olduğundan ben diyor. Ora bizim olacak. Evet. Orada işte İngiliz kolları sıvayıp sen benim istediğim toprağa böyle benim arzumdur diye dalarsan ben o toprağı sana bırakmam. Oranın yarısını Kürt'e veririm. Kürt de benim olur diyor. Olay bunun. İşte Kürdistan kurma ve onu İngiltere mandası altına alma çabaları 1918 yılının sonunda İngiltere ve Amerika Savaşı dostluk görünüm altında çıkar çatışmasından kaynaklanan madem ABD Ermenistan'ı benim Ermenistan'ımı aldı, ben de onun Ermenistan dediği topraktan Kürdistan çıkartırım, o da benim olur. Diyor. Burada başlıyor. İşte anlaşmalara, Sevre, Kürdistan'ın falan filan girmesi. Zaten Kürtler üzerinde ne kadar çalıştıklarını gösterdik.
ayırabilecek yetenekte de görüyor kendisini. Ve derhal binbaşı Noel denilen adamını Van, Maraş, Mardin, Urfa yanına Bedirhanları da alarak gönderiyor. Derhal yani 1919 yılı Nisan ayında binbaşı Noel İngiliz istihbaratçı Kürtleri Türklere karşı kışkırtmak üzere ayrı bir Kürdistan kurma projesini İngiltere'nin Amerika'nın Ermenistan'ına karşı oluşturduğu Kürdistan projesini hayata geçirmek üzere binbaşı Noel başlıyor dolaşmaya. Şimdi bir ara i̇şte vereceğiz. Bu da binbaşı Noel'in bizim Güneydoğu Anadolu'muzda kimlerle ne konuşma yaptıklarının İngiliz arşivlerinde bulunan raporları, istihbarat raporu. Bu orada kalsın hocam. Burada tam sizin tahtanızda. Evet. Sanki hiç istemediği bir sonuçla dönüyor diye hatırlıyorum. Hem de nasıl? Bu çok önemli. Çok fena bozuluyor. Yani o dönem evet. Orada yaşayan evet. Kürt kardeşlerimizin Noel'e yanıtı ikinci bölüme kalsın. Çok fena. Evet, kalsın. İkinci bölüme kalsın. Şimdi bir iki hemen küçük tweet okuyayım. Hızla. Yurdan Hanım aramızda ırk ayrımı ve Türk'ün yalnızlaştırılması düşüncesi çok üzücü demiş. Şenol Pehlivan bunca aşağılık yıkımların sorumlusu siyasetçilerin padişahlık diye tutturması ecdadı Vahdettin gibi sömürgecilere sev kapısı açmak içindir demiş. Ahmet Gürol bir Kürt siyasetçi 70. yılında Lozan'ın Kürtler için kara bir leke olduğunu yazmıştı diye bir hatırlatma yapmış. İkinci bölüm çok önemli. Neden? Evet. Terör örgütü, etnik bölücü terör örgütüyle. Terör nasıl tohumlandı? Kürt vatandaşlarımızın ayrılması gerektiği konusunda da çok önemli argümanlar ortaya konacak diye düşünüyorum hocam. Yani, ikinci bölümde. Kendilerini Kürt olarak niteleyen yurttaşlarımız ilk defa kendilerine bir ayrı ülke vaat eden İngiliz ajanıyla muhatap oluyorlar. Ve ne cevap veriyorlar? Evet. İkinci bölümde değerli izleyiciler hem attığınız tweetler, elektronik postalar ve SMS'leri okumaya devam edeceğim. Sorularınızı yöneltmeye devam edeceğim. İkinci bölümde çok önemli bir yerde kaldık. Binbaşı Noel Güneydoğu'ya gitti. Amacı İngiliz propagandası ve İngiliz Nisan planları 1919. Çerçevesinde henüz Nisan Atatürk 1919'da gitti. Orada orayı bir konsolide ederek İngiltere için bir Kürdistan yaratmaktı. Atatürk İstanbul'daydı. Daha yola çıkmamıştı. Bakalım oradaki Kürt yurttaşlarımızdan o tarihte 1919'da ne yanıt aldı? İkinci bölümde. Cengiz Özakıncı ile Tarihin Bilinmeyen Yüzünün ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız değerli izleyiciler. 100 yıldır süre gelen Sev terörünü konuşuyoruz. İlk bölümde gerçekten de son derece ilginç, son derece çarpıcı belgeleri bir bir kamuoyuyla paylaştı Sayın Cengiz Özakıncı. Çok önemli bir noktada kalmıştık. Evet. Bu arada değerli izleyicilerimizden çok sayıda ileti geliyor. Bu çok önemli hocam. Birkaçını hemen başında müsaade ederseniz okuyayım. Cengiz Bey demiş Metin Cansız. Şu an açıklamakta olduğunuz Sevr öncesi çalışmalar konular çok ilginç. Bilmediğim çok konu varmış sayenizde öğreniyoruz. Teşekkür ederim. Bugün bu konular vahim bir şekilde aynen devam ediyor. Çok güçlü olmak zorundayız ama endişelerim var demiş. Evet. Bir başka izleyicimiz Nihal Kurt. İyi akşamlar ben de izliyorum bilmenizi istedik. İyi yayınlar demiş. Sağ olsun. Bu önemli. Yani sadece bizim burada gerçekten bilmemiz ya da daha doğrusu bizi orada izliyor olmanız bize güç veriyor. Çünkü evet. Amacımız bu. Yani bu bilgileri, belgeli, gerçek bilgileri birlikte paylaşabiliriz. Birlikte varız. Evet. Yoksa biz kendi kendimize sabaha kadar konuşuruz hocam. Birlikte varız. Orada olmanız çok önemli. O yüzden de hani bize teşekkür ediyorsunuz ya asıl biz teşekkür ederiz. İyi ki orada varsınız. Şimdi nerede kalmıştık? Binbaşı Noel. Evet, İngiliz istihbaratçı. Amerikan, İngiliz o dönemindeki rekabeti nedeniyle İngiliz yetkililer tarafından Güneydoğu'ya gönderildi. Evet. Git oradaki Kürt aşiretleri örgütle, eğer bizim yanımızda olurlarsa onlara bir devlet kuracağımız sözünü ver. Git bakalım orada bir önderlik var mı diye Güneydoğu'ya gönderdiler. Ne zaman? Çok önemli. Nisan 1919. Evet. Yani Büyük Atatürk henüz yola çıkmadı. Onu hesap edemiyorlar daha. Evet. Yani oradan devam edelim hocam. Gitti Noel ne oldu orada? Şimdi tabii yanında İstanbul'dan aldığı
Bedirhan, Kamran Bedirhan değil mi? Var. Evet. Celadet Bedirhan vesaire. Bedirhan aşırı, bu Bedirhanların ileri gelen aydınlarını aldı yanına. Ki o yanına aldıkları ileride Hoybun diye bir örgüt kuracaklar. Onu da anlatacağız. Ve Türkiye'ye savaş açacaklar. O Noel'in yanında gezdirdiği Bedirhanlar. Şimdi Noel'in görüştüğü aşiret reisleri işte diyor siz Türklerden ayrı ırksınız. Türkler Turan ırkından siz Ari ırksınız. Ermeniler de Ari. Sizin ırktaşınız Ermeniler. Siz Ermenilerle el ele verin. Türkiye karşı savaş açın. Biz destekleyelim. Belgesi burada. Evet. Böylece bir Kürdistan misyonu çıkıyor. Zaten Noel'in Kürdistan misyonu adını taşıyor bu misyon. Hı hı. Şimdi Noel bu cevapları raporuna yazıyor. Nerede kaç tane Kürt var, kaç tane Alevi var, kaç tane Sünni var, kaç tane Hristiyan var, kaç tane Müslüman var, kaç tanesi Yezidi, kaç tanesi Alevi, kaç tanesi Şafi. Rapor. Ve konuştuğu her sözü de raporuna yazmış. Ve diyor ki, Kürtler Doğu Anadolu'nun olduğu gibi Ermenistan'a Amerika tarafından verileceğini den korku halindeler. Ve bu nedenle Türklerle el ele vermiş durumdalar. Ve asla ayıramıyoruz onları Türklerden. Rapor bu. Raporun özü bu. Ve aynı tarihte... Bu rapor bugün alıp tüm siyasi partilerimizin... Şimdi belgelerini... bu raporun gerekir. Bu gösteriyorum raporu. Burada. Bu rapor, Noel'in raporu yayınlandı. Bu bölüm hariç. Oo. Evet. Kürtler tarafından yayınlandı. Daha doğrusu Kürt ayrılıkçısı bir takım yayın evleri var. Onlar tarafından bu bölümler atılarak yayınlandı. Ama Mim Kemal Öke, Sayın Doktor Mim Kemal Öke'nin Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden İngiliz ajanı Binbaşı Noel'in Kürdistan Misyonu 1919 kitabında diğer yayınların almadığı bölümler bu kitapta okunabilir. Türkçesi. Bu kitap önemli. Şimdi bir taraftan bu istihbarat ajanı Güneydoğu'da yurttaşlarımızı Kürt-Türk ırk ayrımı kaşıyarak birbirine düşman etmeye çalışırken oradaki yurttaşlarımız kendilerine Kürt denilen ve kendilerini Kürt olarak tanımlayan yurttaşlarımız bu plana hayır dediler. Ve Noel'de bu hayırları raporuna yazdı ya. İşte ondan bir ay kadar sonra Mustafa Kemal 19 Mayıs günü Samsun'a ayak bastı. 19 Mayıs 1919. İzmir işgal edildikten 4 gün sonra. İzmir'in işgali sonrası protestolar, bütün her yerde mitingler değil mi? Gösteriler, bildiriler yayınlandı. Ve bunun üzerine Osmanlılar ne istiyorsunuz diye Paris'e çağrıldılar. İşte Damat Ferit Başkanlığı'nda bir heyet, geçen programımızda anlattığımız gibi gitti. Orada isteklerini sundular. Güldüler, geri döndüler. Evet ve kovularak geri döndüler. O kovulmada da sizin hiçbir şey istemeye hakkınız yok. Türklerin yönetimi altından çıkartacağız Türk olmayan ırkları
diye bir ırkçı bakış açısıyla bir cevap vermişlerdi. Anlattık geçen programımızda. O işte belgenin tekrar geldim ama tekrar olmasın. Daha sonra tabii merak edenler şimdi soracaktır izleyicilerimiz. Hem YouTube'da hem Kanal bir arşivinde bir önceki programı izleyebilirler. Yani tabii, çok tabii. Ayrıntılı bir biçimde anlattınız orada. Yani şimdi nasıl... özetle Türklerin yönetimi altından çıkartılacak diyor. Türk olmayan tüm unsurlar. Tüm unsurları. Ermeniler Türk değil. Onları ayıracağız. Onlara ayrı toprak vereceğiz. Anadolu üzerinde. Hı hı. Kürtler de Türk değil. Onları da ayıracağız. Onlara da ayrı ülke vereceğiz Anadolu'da. Pontus ayıracağız. Oraya ayrı bir. İzmir'i ayıracağız. Oraya ayrı bir. Şeklinde böyle pasta var önlerinde. Kesip onu buna pay ediyorlar. İstanbul'u da kontrol edeceğiz. Fakat pay. Siz payitaht orada evet. Kendi başınıza işte kalıp adeta ayrılabilirsiniz. Şimdi bakın. Diyorlar. Bunu da kabul ediyorlar hocam ya. Yani benim ağrıma giden bu yani. Tüm bu gerek bunu da o Vahdettin ve ekibi kim ne derse desin evet. Onaylıyorlar. Şimdi bakın. Noel Güneydoğu'da yurttaşlarımızı ırk ayrımıyla Kürt ayrı ırk, Türk ayrı ırk, Kürtlere bir yurt vereceğiz burada. Yeter ki Türklere saldırsınlar. Propagandasını yapar, haber alıyor Mustafa Kemal Anadolu'da iken. İşte Erzurum, Havza değil mi? Hı hı. Sivas oralarda. İlk görev yerlerinde dolaşmaktayken oradan da istihbarat geliyor. Bir İngiliz istihbaratçı, yanında bir dirhanlar var. Burada dolaşıyor ve insanları örgütlüyor. Türklerden ayırmaya, Kürtleri Türklerden ayırmaya çalışıyor. O zaman 1916'da Kürt yurttaşlarımızı Rus işgalinden kurtarmış olan Mustafa Kemal. Yani onların da kendilerini Türk saymıyorsalar bari onların da kurtarıcısı oluyor 1916'da. Orada tanıştığı bütün aşiret reislerine, çünkü orada çok onların kurtarıcı olarak tanıdığı bir lider, bir asker, komutan, bizi Rus işgalinden kurtaran adam Atatürk. Mustafa Kemal. Hepsine oturup Güneydoğu'ya ilk mektuplarını, ilk telgraflarını Atatürk yazıyor. Yazıyor. Ne yazıyor? Bakalım ne yazıyor. İşte çok önemli. Bakalım ne yazıyor. Bakın. Sivas'ta, Havza'da, Samsun'da gittiği evet. O güzergahta evet. Bir yandan da Güneydoğu'ya evet. Mektup yazıyor. Aynen öyle. Peki. Bakın. Bakın. Şimdi bu yazışmalar Genelkurmay tarafından 1996'da yayınlanan Atatürk'ün özel arşivinden seçmeler kitabında el yazısı belgeleriyle birlikte yayınlanmıştır. Bütün bunlar Atatürk'ün el yazıları. Belgelerin fotokopileri ve yanında bugünkü yazıya dökülmüş belgelerdir. Birinci el kaynak budur. Bu kaynaklardan şimdi okuyacağız. 28 Mayıs günü ne diyor? Cilt 4 sayfa 12. Buyurun. 1919. Evet, tarih de vereceğiz şimdi. Şu. Bakın burada. Bunları gösterelim. Diyor ki 28 Mayıs, yani kaç gün olmuş Samsun'a çıkalı, Anadolu'ya çıkalı. 9 gün daha. Anadolu'ya çıkalı işte 9. gününde diyor ki Diyarbakır'daki Kürt kulübüyle Türkler arasında bazı çeşitli muhalefetler varmış. Bunun her iki kardeş ırk, dikkat, her iki kardeş ırk için ne elim yani üzücü neticelere sebebiyet vereceğini siz çok iyi takdir edersiniz diyor.
neymiş? İki kardeş ırk sözcüğünü kullanmış. Devam ediyoruz. 16 Haziran 1919. Orada da şurada, burada, burayı görüyor muyuz? Evet. Evet. Ekranda. Evet. Şimdi orada da diyor ki, Kürtleri de bir öz kardeş olarak ağuşumuza katıp bütün milleti tek bir nokta etrafında birleştirmek ve bunu dünyaya müdafaa-i hukuku milliye vasıtasıyla göstermek karar ve azmindeyim diyor. Burada. Devam ediyoruz. Yine aynı gün sayfa 33. Aynı gün bir başka mektubunda işte Kürtleri dahi öz kardeş olarak ağuşumuza alıp diyor. Demin de gördük. Yani öz kardeş deyimini kullanıyor. Bu defa 18 Haziran 1919'da 52 55. Yani Samsun'a çıktı, yaklaşık bir ay oldu. Evet. Yazmaya devam ediyor. Oradan tabii, istifade geliyor tabii. Tabii. Bakın ne diyor burada? Burada. İngiliz himayesinde bir müstakil Kürdistan teşkili oluşturulması, kurulması hakkında ki İngiliz propagandası ve bunun taraftarları da bertaraf edildi. Kürtler de Türklerle birleşti. Noel'i kastediyor. Ondan sonra 24 Haziran'da bu defa bu belgede şu Atatürk'ün Tamim Telgraf ve Beyannamelerinde yer alan bir belge. Sayfa 43. İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde. Burada yine Noel'den söz ediyor. Bakın. Görüyor musunuz? Şimdi. İstihbarat geliyor çünkü Atatürk'e. Burada böyle böyle birileri dolaşıyor. Böyle bir ayrım propagandası yapıyor diye. Atatürk de 24 Haziran'da Kürtler bila kaydı şart, yani kayıtsız koşulsuz devletten ve Türk kardeşlerinden kardeşlerinden ayrılmayacaklarını, bu uğurda en son neferlerine varıncaya kadar fedai hayata, yani can vermeye amade, yani hazır bulunduklarını söylemişlerdir. Yani hayır demişlerdir İngiliz'e. Noel'e. Evet, Noel'e. 28 Temmuz 1916 ne kadar oldu Anadolu'ya geleli? Bir buçuk ay. Bir buçuk ay oldu. Orada da diyor ki Türk ve Kürt kardeşler. Yok, iki aya yakın oldu işte. Milletin talih ve mukadderatını birbirinden ayrılmasına tarih ve varlığımız engel olduğundan amacımızın gerçekleşmesi için en büyük bir yetkiyle çalışmak özellikle bizlere düşen görevlerdir diyor. Tarihen de soy ve ırk olarak da ayrılamayız. Demek istiyor. Diyor. Evet. 24 Eylül 1919'da ne diyor? Bakın 63. 24'ünde bakın burada da diyor ki imparatorluğu bölmek Türklerle Kürtler arasında bir kardeş harbine sebebiyet vermek, kardeş savaşı olarak niteliyor. Türkler ve Kürtler arasında çıkacak bir çatışmayı kardeş savaşı, kardeş kavgası. O sebebiyet vermek için Kürtleri İngiliz himayesi altında
müstakil yani bağımsız bir Kürdistan kurma planına iştirak etmek üzere tahrik ettiler. Kim? Bedirhanlar ve Noel, İngiliz istihbaratçı. İleri sürdükleri tez, imparatorluğu nasıl olsa dağılmaya mahkum olduğudur. Nasıl olsa dağılacak? Siz de bir devlet kuruverin. Evet. Fakat bizim Kürt vatandaşlarımız hazırlanan komplonun farkına vararak onu ve vicdanlarını parayla satan diğer bir grup haini o muhitten kovdular. Çok önemli değil mi hocam bu? Çok çok önemli değil mi? Yani evet. Bugün için özellikle. Evet. Diyarbakır faaliyetlerinde sükutu hayale uğramış olan Mr. Noel, Bedirhan kabilesine mensup ve para vererek ikna ettiği, fakat Kamuran, Celadet ve Diyarbakırlı Cemil Paşazade Ekrem gibi hısımları arasında hiç itibarı olmayan bir grup macera perestle Malatya'ya gitti. Bunda müstakil bir Kürdistan, bağımsız bir Kürdistan kurulması yolundaki teşebbüslerini, girişimlerini aynı zamanda Bedirhan kabilesine mensup Kaymakam Kamil Bey ile teşriki mesai yaparak tekrarladı, anlatıyor. Ve reddedildiler Kürt yurttaşlarımız tarafından. Kovuldular diyor. Gidin buradan dediler. Evet, kovuldular diyor yani. Çok önemli. Biz ayrılmayız. Güle güle demişler. Ondan sonra sayfa 63'te yine çok önemli. Bunları tarihe belge olarak bırakmaz zorundayız. Burada da Kürtlerle Türklerin beraber çalıştıkları hakkında 15 Eylül 1919. Türk ve Kürdün yek diğerinden birbirinden ayrılmaz iki öz kardeş olarak yaşamakta devam eyleyeceğinden söz ediyor. Bir mektubunda. Hı hı. Evet. ...15 Eylül'de... ...yine... bu defa Cemil Çeto'ya Kürt kardeşlerimiz diye yazıyor. Burada. Bunların belgelerini gösteriyoruz ki. %101. Evet. Burada. Siirt'te Garzanlı aşiret yeğisi Cemil Çeto Bey'e yazıyor Mustafa Kemal. Hı hı. Kürt kardeşlerimizin sadakatinden söz ediyor. Kardeş sözcüğünü kullanıyor. Ve 3 Aralık 1919'da bu defa 163 bakalım. Evet, şurada. Burada da bakın Kürt Kami Necibi'nin Türk kardeşleriyle gayri kabili infikak ayrılmaz bir kitleyi hamaset teşkil eylediği bütün dünyaca malumdur. Ve Kürtlük namına iftirakçıyın ayrılıkçı vaki olan beyanat vesaire vesaire Kürtler tarafından reddedilmiştir diyor. Şimdi bu da orijinali. Bunu da gösterelim bir işte, arada sırada. Evet, orijinal belgeler. Şu Atatürk'ün orijinal yazısı. Evet, şu az önce okuduğumuz belge şu. Hı hı. Evet. Şimdi yine burada 3 Aralık 1919'u da okuduk. 6 Aralık sayfa 155. Bakın burada
yine Diyarbakır, Erzurum, Van, Bitlis, Harput vilayetlerini, İngilizlerin el altından teşviki ve Kürt Teavün Cemiyeti'nin iftirakçı yani ayrılıkçı faaliyeti, çalışmaları ile Kürtlerin harekatı milliye aleyhine yani Kuvayi Milliye aleyhine olduklarına dair pek çok muzır, zararlı propagandalar yapılmakta olduğu İstanbul'dan bildiriliyor. Şarkı Anadolu'nun, Doğu Anadolu'nun necip bir ünsürü olan Kürt kardeşlerimizin, yine kardeşimiz sözcüğünü kullanıyor, Eczacı Memaliki Osmaniye'nin Osmanlı ülkesinin ayrılmaz bir kıtasını oluşturmaktadırlar, diyor. Bunları ayrı ayrı belirtiyor. Evet hocam. Şimdi son olarak bu ciltte 192. sayfa. Onu da bakalım. Evet. Bakın. ...15 Ocak 1920, bütün Kürtlerin Türk kardeşleriyle beraber fedai hayata amade, can bedeli birlikteler. Türk kardeşleriyle beraber. Evet. Bakın burada da yine 15 Ocak 1920 böylece Türk ile Kürt bu iki öz kardeş el ele vererek diyor. Öz kardeş. Öz kardeş sözünü kullanıyor. Yani öyle maneviden söz ediyorum değil. Baya baya kardeş anlamında söylüyor. Şimdi tabii bütün bunlar Millet Meclisi'ne de yansıyor. 1923 Nisan'ında kurulan Millet Meclisi'mize de yansıması var bütün bunların. Bakın. Evet. Sayın Bilal Şimşir'in Kürtçülük adlı kitabında yine Kürtlerin Güneydoğu Anadolu'dan çektikleri telgraflar var. 364. sayfaya bakalım. Evet. Şöyle. Yani emperyalist devletler size ayrı ülke verelim dedikçe Güneydoğu Anadolu'dan telgraflar yağıyor. Aşiretlerden. Meclise. Bakın. Urfa'daki aşiretlerden İçişleri Bakanlığı'na tel. 17 Kasım 1919. Urfa livası Selçuklulardan beri Türklerin Eyyubiler zamanında perişan Kürtlerin vatanı kadimidir, eski vatandır. Türk ve Kürtlerden kahir bir çoğunluk teşkil eden livamız, kazamız diyor yani. Ve katiyen ayrılmayacağımızı sulh konferansı adalet huzurunda hazır bulunmasını milli mukasedatımız namına arz ederiz diyor. Hocam orada bir Barzani aşireti görüyorum. Var. Ne diyor? Evet. Barazi. Ha, Barazi. Barazi. Barazi düzeltelim. Evet. Barzani deyince bir anda. İşte aşiret reislerinin imzaları var. Onlarca aşiret reisinin imzası var. Biz ayrılmayacağız diyorlar yani. Galip devletler sizi ayıracağız. Ayrı devlet vereceğiz diyor. Biz ayrılmayacağız diyorlar. Telgraflar çekiliyor. Yine burada da İçişleri Bakanlığı'na çekilen telgrafta Kürtlerle Türklerin etle tırnak gibi birbirinden ayrılmaz ve bütün oluştukları 1, 3 ve 6 Aralık 1919 tarihleri İstanbul gazetelerinde yayınlandı. Bu telgraflar yayınlanıyor. Bu da var. Mecliste bu defa konu oluyor olay. Bakın 3 Mart 1921'de bu meclis zabıt ceridesidir. 3 Mart 1921 tarihli meclis tutanağında zabıtnamesinde madde
Kürdistan meselesi diye bir mesele mevcut olmadığına dair Şark vilayetlerinden gelen telgraflar. Reis diyor ki son günlerin hadisatı münasebetiyle Kürdistan'da Kürt kardeşlerimizden gelen birçok telgrafnamelerimiz vardır. Kendilerinin böyle teşebbüsü olmadığına, yani biz ayrı bir Kürdistan teşebbüsümüz yok ve Kürdistan meselesi olmadığına dairdir. Bir tanesini okuyalım. Mecliste okunan telgraf şu. Ankara Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesi'ne Kürtler küçük lokmanın pek kolay yutulabileceği vaktinden çok evvel anlamışlardır. Türk birliğinden ayrılmak zihniyetinde bulunanları Kürtler kendi milletlerinden addetmezler. Kürtlerin mukadderatı Türk'ün mukadderatıyla tevemdir. Biz Kürtler Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinden başka halaskar, kurtarıcı beklemediğimiz gibi düveri ihtilafiyeden, galip devletlerden merhamet dilenmeye de tenezzül etmiyoruz. Misak-ı Milli dahilinde barış yapılmasını sağlandığında bütün varlığımızla hükümetimize müzahiret edeceğimizi, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti dahilinde Kürtlüğün ayrı bir unsur olarak telakkisini anlaşılmasını, hiçbir zaman işitmek istemediğimizi arz ile muvaffakiyetler temenni ve takdim ederiz. Ayrı bir unsur demek, ayrı bir ırk, ayrı bir etnik olarak anlaşılmak istemiyoruz. Rus kardeşizi tanımlayan bir şey, evet. Tamamlayan bir şey bu. Yani Atatürk'ün tek yanlı değil, onu anlatmaya çalışıyoruz. Evet, Atatürk öz kardeşiz diyor. Cevabı da evet, öz kardeşiz, ayrı bir unsur değiliz. Yani birbirini tamamlayan yazışmalar. Hı hı. Burada da aşiret liderleri. İzoli, Beriçkan, Büyükler, Ulema-i Kiram, Zeyve vesaire. İşte aşiretlerin adları da var. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki gizli oturumda, Dersim Milletvekili Hasan Hayri Türkler Kürt oldu diyor. Yani Kürt, bugün Kürt dediklerimiz tarihte Türktüler diyor. Evet. Kaç? 3 Ekim 1921. Açıklama yapıyor. Tarihi bir açıklama yapıyor. Hasan Hayri Bey Dersim Milletvekili. Ve Kürtlerin mazisinden bahsetmek istiyorum diye giriyor. Ve bugünkü günde Türk, aslan ve neslen Türktürler diyor. Yani Kürtlerin aslı ve nesil olarak, soy olarak, kök olarak Türk olduklarını bir Dersim milletvekili, yani Dersim'de doğma büyüme bir milletvekili gizli celsede bunu söylüyor. Ve dolayısıyla ayrılma gibi bir sorunun olmadığını da anlatıyor. Yine bu defa 31 Mart 1921 günü, hı hı, yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi'nden okuyoruz. Kürdistan meselesi mevcut olmadığına dair muhtelif mahallelerden gelen telgraflar. Hop, bir sürü yerden. Bir tanesini okuyalım. Yani bir sürü yerden geliyor ve bir tanesini hani alıp okuyalım. 6,5 asırdır ki Türkiye idaresinde kemali rahat ve refahla yaşıyoruz. Hiçbir zaman Türkiye'den ayrılmakla ayrı bir hükümet, istiklal, bağımsızlık Kürtlerin hatırına gelmemiştir. Hayatı tarihimiz, tarihiyemiz, yani geçmiş yaşamımız, revabıtı dinimiz, dini bağlarımız, infikak kabul etmeyecek, ayrılık kabul etmez bir mahiyeti maneviye ve maddiye ve yekdiğine merbuttur. Yani biz birbirimizden ayrılmayız. Kürdistan namına konferansta, yani barış konferansında Paris'te söz söylemek selahiyetini ancak Büyük Millet Meclisi temsil eden Türkiye heyeti murahasası delegeleri kullanmaya mezundur. Onların gayri Kürdistan namına hiç kimse konuşamaz. Anlatıyor.
Yani bu Türk ve Kürt'ün ayrılmazlığı konulu telgraflardan biri daha. Telgrafın sonunda kimlerin imzaları olduğu Güneydoğu'dan yazılı. Son olarak Dersim'den yine Diyap Ağa. Diyap Ağa'nın da mecliste konuşma yaptığı konuşma var. Burada aslımız neslimiz hep birdir. Bizim içimizde ayrılık gayrılık yoktur. Hep bir biz biriz. Türklük, Kürtlük davası ne o vardır? Hep biriz kardeşiz. Bir kişinin 5-10 oğlu olur. Biri Hasan, biri Ahmet, biri Hüseyin, biri Mehmet isimli olabilir. Fakat hep insandırlar. Biz de öyleyiz. Yoksa ayrımız gayrımız yoktur. İsmimiz Hüseyin, Mehmet hepsi bir ananın, bir babanın oğludurlar. Dinleri, diyanetleri, kabileleri birdir. Ama düşmanlar bizi birbirimize saldırmak için tuzaklar kuruyorlar. Sen şöylesin, ben böyleyim filan filan diye hile yapıyorlar. Evet. Çok net Diyap Ağa ortaya koymuş. Yani karşılıklı Mustafa Kemal'in Anadolu'da Türk ve Kürt öz kardeşler iki aynı ırk sözlerini tamamlayan insan burada şunu sormak geliyor içimden. Ne oldu da biz işte ayrı ırktanız, Kürt Türkler ayrı ırktan gibi bir propaganda, Noel'in, İngiliz Noel'in yaptığı propaganda tuttu. Yani 1919'da tutmadı. Kurtuluş Savaşı yıllarında tutmadı. Ama 100 yıl içinde tuttu. İşte terörün kökünde ırk ayrımcılığı tohumunun tekrar tekrar atılması ve en uygun ortamlarda tekrarlanması ve bunun inanırlarının çoğalmasıyla bugün bir terör olgusu içindeyiz. Lozan'da birkaç dakikamız var hocam. Öyle mi? Tabii duyurayım. Lozan'da Lord Curzon yeniden Kürtlere ayrı, yani Sevr günlerinden sonra yine Kürtlere ayrı toprak verin. Ayrı bir ülke istiyoruz İngiliz talebini İsmet Paşa'ya yönelttiğinde İsmet Paşa'nın verdiği cevap. Lozan tutanaklarından okuyacaksın evet, galiba. Evet, Lozan tutanağı bu. Lozan tutanağı. Tamam. Lozan tutanağından okuyalım. İsmet Paşa diyor ki, Kürt halkının İran kökenli olduğu öne sürülmüştür. Oysa bu iddiayı Kürtlerin Turan kökenli olduğunu kabul eden Ansiklopedia Britannica yalanlamaktadır. Kendiniz yalanlıyorsunuz. Evet. Yani. Şimdi Ansiklopedia Britannica duyunca Lord Curzon şok geçiriyor tabii. Yani bir Türk heyetinin Ansiklopedia Britannica'dan Kürtlerin Türk olduğuna ilişkin bir madde çıkartıp sunması, değil mi? Çok ilgilerini çekiyor ve daha sonra Ansiklopedia Britannica'dan tabii ki o bölüm çıkartılıyor bugün mu? Artık tabii, yok. Tabii. Ama 1911 Ansiklopedia Britannica'sı bizim elimizde olduğu için şu an elimizde var o ansiklopedi olduğundan dolayı onların sonraki baskıları kazımış olmasının hiçbir hükmü yok. Yok. Bütün bunlar 1900 Lozan imzalandıktan sonra Sevr'deki kendilerine tanınan ayrı Kürdistan vaatleri nedeniyle Noel'le birlikte gezen Bedirhanların kurduğu Hoybun diye bir cemiyet. Hoybun Kürtlerle birlikte kurulmuş bir cemiyettir. Onu da başka bir program bırakalım, bitti çünkü. Bitti mi? Bitti son, yani son dakikamızın. Tamam, o zaman bu... şunu bari gösterelim. Bakın Atatürk ne diyor? Yıl 1931.
Büyük Gazi diyor ki, Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir ırkın evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır. Bu anlayış sakatlandı ve insanlarımızın belleğinden silinerek yerine İngiliz istihbaratçı Noellerin propagandaları şırınga edildiği için oluk gibi kan akıyor ülkemizde. Sev terörü odur. Bir de şunu belki söylemek lazım değil mi hocam? Bunun aksini söyleyenlere de her iki taraftan da şu an mevcut bölücü etnik terörüyle bölgede yaşayan Kürt vatandaşlarımızı kesinlikle ve kesinlikle birbirine ayırmamız gerekiyor. Kesinlikle. Kesin öyle. Evet. Yani PKK, terör örgütü PKK bambaşka bir yapıdır. Aynen. Oradaki Kürt yurttaşlarımız bizim öz kardeşlerimizdir. Büyük Önder öyle söylüyor. Ancak insanlarımıza bu doğru bilgiler verilmezse kopuş hızlanabilir. Yani bu Şenol Pehlivan bir soru sormuştu galiba, ona bir yanıt oldu. Biz nasıl oldu da bu kadar sen ben olduk bu topraklarda diye. Sayın Nilüfer Akkaktan'a teşekkür ederiz. Yurdan Hanım teşekkür ederiz. Burada sayamadığım çok sayıda izleyicimiz maalesef. Nuray Ongun teşekkür ederiz. Gürsel Yalman Bey'in bir tweet iletisi var. Son bir cümlede onu okuyup noktayı koyalım. İyi akşamlar demiş, teşekkür ederiz. Türk'ün batılı emperyalistler tarafından yok edilmeye çalışmasına gerek yok. Onların içimizdeki bilhassa siyaset, ekonomi ve medyada bol miktarda bulunan Türk isimli işbirlikçileri ve uşakları bunu başarılı bir şekilde bugünlerde maalesef sürdürüyorlar evet. Demiş Gürsel Bey. Biz de işte onlara en azından bir yanıt vermeye çalışıyoruz. 43 programdır. Çok teşekkür ederiz. Yayının sonuna geldik değerli izleyiciler. Bu programı yeniden izlemek veya sosyal medyada paylaşarak yakınlarınızın da izlemesine vesile olmak isterseniz programın hemen ardından kısa bir süre sonra Kanal B'nin internet sitesinin arşivinde veya YouTube'da programın adıyla, yani Tarihin Bilinmeyen Yüzü adıyla açılan resmi sayfamızda bulabilirsiniz. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına iyi bir gece, iyi bir hafta geçirmenizi temenni ediyoruz. Sözü Kanal B İstanbul temsilciliği stüdyolarından merkeze, yani Ankara'ya yeniden devrediyoruz. İyi akşamlar, iyi geceler.